YTV'den herkese merhabalar. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmes'in kürsüde kalp krizi geçirmesinin ardından AKP sıralarından yükselen Allah'ın gazabı sesine tepkiler hala sürüyor. Konuya ilişkin Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ile konuşacağız. Sayın Kaya, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Öncelikle başınız sağ olsun Sayın Kaya. Tamam. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmes'i kaybettik. Kürsüde kalp krizi geçirdi ve ardından AKP sıralarından bir takım sesler yükselmeye başladı. Sizler de bu seslere tepki gösterdiniz. Allah'ın gazabı seslerine. Neler söylemek istersiniz bunun üzerine? Şimdi öncelikle bir kere daha Hasan Bitmes, büyüğümüz, ağabeyimiz, Allah'tan rahmet diliyoruz. O görevi başında inandığı değerleri savunurken orada ruhunu teslim etti. Yani aslında çok kalp krizi geçirdi. İki gün sonra ruhunu teslim etti ama başlangıç noktası orasıydı. Ben bir kere daha hem meclisimize Allah'tan rahmet diliyorum. O gün yaşananlar gerçekten hepimizi derinden etkiledi. Hepimizi şok etti. Meclis tarihinde ilk defa böyle bir şey yaşandığına dair çok açık bilgi olmasına rağmen ve böylesine bir manzarayla karşı karşıya kalmış olmamıza rağmen AK Parti sıralarından Allah'ın gazabı böyle olur işte şeklindeki tepkiyi anlamakta, anlamlandırmakta, bunu kabul etmekte çok zorlandığımızı ve kabul etmeyeceğimizi buradan ilan etmek istiyorum. Şimdi biz bunu parlamentoda dün de ifade ettik. Şimdi tutanaklara girdi bu. Ve biz orada şunu söyledik. Kimse bu kişi bunu AK Parti, parlamento, meclis başkanlık divanı ortaya çıkartmak durumunda. Biz bunun şayet çıkarılmadığı takdirde 264 milletvekilini zan altında bırakacağını, çünkü tutanaklarda yazdığı şekliyle bu tepkinin, bu sözün AK Parti sıralarından geldiği kayıt altına girdi. Böyle bir durumda yapılması gereken şey o kişinin Meclis Başkanlık Divanı tarafından ve AK Parti tarafından ortaya çıkarılmasıdır. Sonra çıkarıldıktan sonra o kişi, kimse o milletvekili, o milletvekili yapacağı açıklamalarla beraber Türkiye toplumunda böyle bir şeyin nasıl vuku bulduğunu ve bununla ilgili açıklamalarıyla beraber kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bunu yapmadığı takdirde bu leke hem AK Parti üzerinde kalmaya devam edecek hem de aynı zamanda meclisimizin üzerinde kalmaya devam edecektir. Böylesine insani bir meselede ve herkesi derinden etkileyen, ki biz AK Parti içerisinden de diğer parti grupları içerisinden de o kalp krizi anında bütün milletvekillerinin, yani işin ehli olduğunu düşündüğümüz doktorluk yapan, hemşirelik yapan, özel hayatlarında o milletvekillerinin nasıl canhıraş mücadele ettiğini gördük. Bunu gördük ama ikisini birbirinden ayıracağız. Şimdi bunun hakkını teslim ederken böylesine insani bir konuda olması gerektiği şekilde davranmanın hakkını teslim ederken diğer taraftan bu tepkiyi veren kim ise bunun ortaya çıkarılması gerektiğini buradan ifade etmek istiyoruz. Şayet bu olmadığı takdirde emin olun bu sadece Saadet Partililerin vicdanında değil, bütün toplumsal kesimlerin vicdanında derin yaralar açacak. Bunun bir an önce ortadan kaldırılması ve bunun bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekir diye düşünüyoruz Beste Hanım. Evet Sayın Kaya, aktardıklarınız için teşekkür ederiz. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta? Biz şunu söyleyelim, yani yayına başlarken de yani çok gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bunu bu boşluğu doldurmakta zorlanıyoruz. Yani hem geçmiş olsun ziyaretlerinde hem taziye ziyaretlerinde Türkiye'nin çok çok farklı renklerinden insanların gelip bizim bu acımızı dindirmek adına bizim yanımızda olduğundan dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Ama böyle bir manzara yaşanırken, böyle bir birliktelik havası varken o sözü kim söylediyse bunun takipçisi olacağız. Bunun ortaya çıkarılması gerektiğine dair hatırlatmalarımızı her daim yapacağız. Aradan ne kadar zaman geçtiğine bakmadan bu soru cevabını bulmadığı takdirde de
bunu genel kurulda, Türkiye kamuoyunda bunun açıklığa kavuşması için üzerimize düşen neyse onu yapacağız. Kimseye hedef tahtasını oturtmak gibi bir derdimiz yok. Ama bu lekenin silinmesi, bu sözü sarf eden milletvekilinin çıkıp makul bir açıklama yaparak hangi ruh haliyle söylediyse, nasıl tamir edecekse, nasıl bu lekeyi ortadan kaldıracaksa onun cümlelerini duymak bu toplumun hakkıdır diye düşünüyoruz. Evet, Sayın Kaya, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler.